Tam yaz bitiyor, yaz bitiyor. Biz gideriz tatile. Erisin buzlar gelsin kızlar, erisin buzlar gelsin kızlar. Farkındaysan benim neşelenecek hiçbir şeyim yok. Sen neden neşelisin Necmi? Ben sana bana sormadan neşelenmek yok demedim mi? Üstümüze nazar çöker kocişi. Tamam karıcığım, nal takarız, nazarı kovarız. Ha, ezici üstünlüğümüzü evrene de bildirelim diyorsun. Hmm, bunu düşüneceğim. Sen niye işe gitmedin kocişi? İşe mi? Bu hafta 3 kere gittim. 3 gün yani her gün işe mi gittir yeter. Ay beni delirtme Necmi. Benim sinir sistemimi bozma Necmi. O şirkette herkes haftanın 5-6 günü işe gidiyorlar. Sen niye buradasın? Sen de git. Seni biz oraya niye koyduk? Sen orada oturacaksın. Bütün olan bitenleri bana bildireceksin. Ben de zevkten göbek atacağım. İyi tamam tamam giderim. Ay dur. Ay bu kılık ne böyle? Tarkan'ın klibinden fırlamış gibi elinde bir zilin eksik. Git üstünü değiştir. Git. Aman ya ne zor hayat. Ne kadar zor bir hayat ya. Eziyet resmen eziyet. Soyun giyin. İzin versinler çırılçıplak gideyim işe. Bu ne böyle ya? Hakikaten ben ne zamandır golf de oynayamıyorum. Of çok zor, çok sıkıldım bu hayattan ben ya. Ay erkekler. Passionis, ikinci evim. Günaydın kızlar. Sizi görünce içim sızlar. Resmen günüm aydı. Günaydın Necmi Bey. Enerjinizden biraz size de verin lütfen. Siz gelince ofisin havası değişiyor resmen. Ay çok yakışıklısınız. Aynı zamanda çok da şıksınız. Bir dakika. İltifatlarınızı teker teker edin. Yoksa yetişemiyorum, kaçırıyorum. Aa en iyisi şöyle yapalım. Siz iltifatlarınızı çıkarın. Ondan bir dosya yapın. Sonra benim odama getirin. Birlikte inceleyelim, değerlendirelim. Ne dersiniz? Olur. Necmi Bey. Vedat niye böyle konuşuyorsun oğlum? Dikkatinizi çekebilmek için. Nasamayın fikir değil mi? Necmi Bey sizinle konuşmamız lazım. Konuşalım. Müsaadenizle kızlar, odama bekliyorum. Tamam. Konuş. Necmi Bey, şirkette ortalık birbirine girdi. Hı. Yasemin Hanım kovulmuş. Of, gözlük. Bana böyle negatif haberler verme sabah sabah. Olumlu haberler ver, pozitif şeyler söyle. Mesela tatilimizden ne haber, nasıl gidiyor? Tatil, evet. Tatile çıkmadan önce kendimle köklü bir değişiklik yapacağım Necmi Bey. Tek bir hamleyle bütün imajımı değiştireceğim. Nasıl olacak bu? Zıt. Gözlerimi çizdireceğim. Gözlerini çizdireceksin. Çizdireceğim. Gözlüğe elveda. Çıkar bakayım şu gözlüğü. Çıkartayım. Tak Vedat, tak. Gerek yok, çizdirme zaman kaybı. Ayrıca o gözlüğün altında badem gibi bir şey yok ki. Nasıl ya, ben badem gözü değil miyim? Hem bana eşek gözü derlerdi eskiden. Necmi Bey. Yasemin Hanım'ı geri alacaklar mı işe dersiniz Necmi Bey? Peki bunları Neriman Hanım'a söylesek mi? Ne diyorsun gözlük ya? Ne Neriman'ı, ne Yasemin'i? Golf oynuyorum, şurada bir rahat bırak ya. Ama söylemezsek sanki kızar gibi. Gözlük, söylesek de kızar. Kadın milleti öyledir. Kadın milleti her şeye kızar. Eğer bir şey söylersin, bilmediği bir şeyse madem biliyordun niye bana söylemedin diye kızar. Bildiği bir şeyse bildiğim bir şeyi niye ikide bir de söyleyip duruyorsun diye kızar. O yüzden söylemeyelim, bırakalım kendi öğrensin. Vay be, haklısınız. Böyle öğreneceğim işte sizden Necmi Bey. Tabii oğlum, tecrübe konuşuyor, tecrübe. Bak Vedat, bu top var ya bu top. Bu topun içinde hayatın bütün sırları saklıdır. Bu topa öyle var gücünle Allah ne verdiyse vurulmaz. Hayat gibi davranacaksın. Nasıl hayat zorbalığa, kabalığa, aceleye gelmezse bu top da gelmez. Aynı hayat gibi akıllıca, nazikçe, yavaş yavaş hareket edeceksin. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır, topu deliğine sokar. Vay be! Seyret. Necmi Bey? Ne yapacağız? Hayatın kuralına uyacağız ve hemen kaçacağız. Kaç, yürü. Ne olur, ne olur. Ne olur. Gel benim odaya gel.